Bence ayakkabını al aşkım ondan. Şşşt, kıyama lan. Saldırdı. Niye kimse denize girmiyor Cihan? Aşkım buraya hangi manyak iner ya? See the world is getting better now. İnanılmaz değil mi ya? Çıkıyormuş. Ana, insancınızı geldi Cihan'a. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çılgın Bali turumuz devam ediyor. Daha önceki videolarda belirtmiştik. Ben Bali ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Benim Bali dendiğinde aklımda sadece işte George Clooney'nin ne bileyim Claudia Schiffert'in falan gelip tatil yaptığın zenginlerin böyle takıldığı bir adaymış gibi canlanıyordu. Ama öyle değilmiş. Ebru sayesinde buranın böyle sıradan vatandaşlar bizim gibi halktan insanların da gelip tatil yapabildiği bir yer olduğunu öğrendim ben Bali'nin. Burada Bali'de öğrendim bunları. Ve şimdi bir şey daha öğrendik yine Ebru'nun sayesinde. Bali'nin çok güzel bir adası varmış. Diyeceksiniz ki Bali zaten ada değil miydi? Bizi mi yiyorsun? Hayır, Bali ada ama Bali'nin adaları da var. Bu arada Bali yani ana adada çok fazla denize girme imkanınız yok. Genelde sörf, dalgalı deniz kafası yerler var. Şu anda gideceğimiz adası ise asıl denize girilecek olan plajlarının olduğu, mükemmel plajların olduğu. Ancak şöyle ki plajların böyle yüksekten yaklaşık bir 200-300 metre aşağıda kaldığı bir ada. Yani böyle falezlerin altında kalan plajlarmış. Plajlara varmak çok zormuş. 1 saat, 2 saat falan inmeniz gerekiyormuş o falezlerden aşağı. Şimdi o adaya gideceğiz. Şansımız olursa vatozlarla yüzme turları falan varmış. Adanın içi yemyeşil, mükemmel bir ortam. Gideceğiz, gezeceğiz, göreceğiz. Kaç gün kalacağız bilmiyoruz. Tamamen plan dışı davranıyorum. Ebru'ya bıraktım her şeyi. Göreceğiz bakalım nasıl geçecek. Nusa Penida yolculuğumuz an itibariyle başlar arkadaşlar. O kadar heyecanlıyım ki çünkü benim için Bali demek bu ada demek. Hava bugün çok güzel. Birkaç gündür yağmur yağıyor. Hep yağmura yakalanıyorduk. Umarız ki bugün yakalanmayız ya da böyle çok yorulduğumuzda çünkü sahillere inmek bayağı zaman alacak, bayağı yorucu olacak. Çok yorulduğumuzda biraz böyle atıştırırsa çok sevineceğiz. Şimdi gidiyoruz. Hızlı feribota bineceğiz. Feribotumuz yaklaşık 30 dakika, 30-40 dakika arasında sürecek. Bir de toplu taşıma feribotları var sanırım burada. Onlar da 3 saat kadar sürüyor. Gidiyoruz bakalım şimdi. Neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Hayırlısı biraz değil. Hakkımızda hayırlısı. Salgın olabilir deniz. Umarız ki olmaz. Bakalım. Bize şöyle yaka kartları verdiler. Bir de elimizde QR kodlu biletlerimiz var. Gerekli olan bütün evraklar var. Tek bir yanlışlık var burada. Senin ismini soyadı yazmışlar. Yani senin adın soyadın şu anda soyadı Özdemir. Bak. Ne? Soyadı Özdemir. Soyadı Özdemir. Thank you. Yeah. Thank you very much. Get me back. Üf, motorlara gel. 300 cc 4 tane. Downstairs. Is this engines enough? Enough engines. Enough. Two more. Hello. Two more. Yes, thank you. Evet, çantalar yukarıymış. Yukarıda insan gidemiyormuş. Ama başka botlarda gidenler gördük. Evet Cihan. Neyse. Neyse, bizimki daha hızlı gidiyor demek ki. Öyle düşüneceğiz. Nasıl oturalım? Pencere kenarı köylü dön. Pencere kenarı alırız ya. Neresi daha az sallanır acaba? Ön mü az sallanır, arka mı?
Bu arada biraz önce bir takipçimizle karşılaştık. O kadar şaşırdım ki Cihan'a geldiğimizde demiştim yani burada acaba bizi tanıyan kimse çıkar mı diye, bir yolcu çıkar mı diye. Oldu gerçekten ama çok mutluyum ben sizinle karşılaştığımız için, sizden biriyle karşılaştığımız için. Sizler de yolcu olmak isterseniz eğer kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkürler şimdiden. Muhanda. Ben bir şireğini oldum vallahi şu anda sevinçten. İnşallah dalga olmaz da başka bir şey dönüşmez. Deme Cihan ya. Thank you very much. Welcome. Geçmiş olsun bebek. Sana da. Oo, suyun rengine bakar mısın? Wow. Bayağı berrak. Bu kadar net suyu görmedik. Fethiye'mize benzeyen suları ilk defa görüyoruz değil mi? Deniz anaları var. Sallanıyor çok kötü. Bayağı güzel. Nasıl geçti? Beklediğimden çok daha iyi geçti. Bayağı sallanıyor Cihan, dikkat edelim. Çok sarsmadı. Yok yok, iyiydi. Yani şöyle bir dışarı bakmadan önce zaten bence camları da o yüzden ona göre ayarlamışlar. Camlar göz hizamızın biraz daha yukarısında kalıyor ki dışarıyı görüp paniklemeyin diye. Evet. İçerideyken hiç onu hissetmiyorsunuz, o dalgaları. Şöyle dışarı bir baktım, aslında büyük büyük dalgalar vardı. Dalgalar ama büyüktü, çok evet. Hızlı gittiği için hissetmiyorum. Sorun yaratmadım. Bir teknen olacak var ya, bütün adımları gidersin de. Nusa Penida Adası'na giriş yapmış bulunmaktayız efendim. Şu ana kadar hissettiğimiz çok güzel. Girer girmez hemen motorumuzu aldık ve yolculuğa çıktık. Etraftaki yeşillik muazzam. Ya burası galiba geldiğimiz taraftan biraz daha sakin, daha az turistik bir yer diye şimdilik gözlemledik. Bir restorana geldik şimdi. Önce yemeğimizi yiyeceğiz, ondan sonra bir planlama yapacağız. Otelimizi tutmadık. İlk başta nereye gideceğiz onu ayarlamadık. Cihan burada böyle bir 27'yi uzatıp uzatıp duruyor bana. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Masa numarasına bile ne kadar bir emek verilmiş, uğraşılmış. Ve 27 Antep'e selamlar burada. Şimdi yemek yiyeceğiz. Cihan'cığım bir balık söyledi. Ben de bir hamburger söyledim. Enerjimizi topladıktan sonra günümüze devam edeceğiz. Evet, hamburgerini keseceğim derken ekmeğini mum dereden Ebru şu anda ağlıyor mu? Bakalım ağlamaklı mı? Nasıl aşkım? Güzel. Balık da çok güzel. Taze. Mis gibi. Yani şuradan çekilip burada hemen hazırlandığı çok belli oluyor. Ellerine sağlık. Güzel yapmışlar. Mekan da çok güzel. Evet. Esiyor. Küçük küçük. Benzin almaya geldik şimdi. Burada böyle benzin istasyonlarında inanılmaz bir motor sırası oluyor. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kısa sıra diyebiliriz. Evet. Şehirler özellikle çekilmiyor ya. 10-15 dakika bekliyorsun böyle benzin alacağım diye. Evet, Cihan bir gün hatta sıraya girdi. Ben gittim restoranda bir şeyler falan içtim yani o sırayı bekleyemediğim için, düşünün. Bir saat süren motor yolculuğundan sonra solumuzda bu güzelim otelleri gördük. Oteller, bungalovlar, kuş yuvaları ne derseniz artık. Ve hemen durup bir fiyat soralım dedik. Şu anda geceliği 330 bin yani 660 liraya kalabiliyoruz. Artık binler, yüzler karıştı bizde. Bu 3 numarayı tuttuk arkadaşlar. Çok güzel, baksanıza çok doğal ve etrafta çok fazla kuş sesi var. Gideceğimiz plaja da yakın. O yüzden hemen geldik buraya, eşyalarımızı koyduk. Sırtımızda çantalar bayağı çünkü yük olmuştu. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Hazır mıyız? Hadi şoför! Aşağıya inmeden önce size şu güzel manzarayı göstermek istedik. Hazır mısınız? Buranın güzelliğine bakar mısınız ya?
Tiamakasi. Tiamakasi. Saksa mua. Cihan şu anda onların dilini konuşmaya çalışıyor. Two people, please. Scooter. Cihan bu ne ya? Öf. Cihan! Öf babanın Cihan. Düşmenlerini öf. Çok iyiymiş be. Cihan çok güzel. Şimdi buradaki durumu anlatalım size. Biz iki saftörük yine hiçbir şey planlamadan, sormadan atladık geldik adanın ta öbür ucuna kadar. Zaten size videoları bu yüzden yapıyoruz. Biz yaşıyoruz, siz yaşamayın diye. Ha, biz bize geldi, size olmasın hesabı aynen. Şimdi geldik sahile, su inanılmaz şekilde geri çekilmiş. Denize girmek için buradan ta Jakarta'ya kadar yürümek gerekecek gibi bir durum var şu anda. İnsanlar denize girmiyor, sahillerde herkes bir isyanda. İneceğiz, bakacağız, yüzebilir miyiz diye. Bayağı da bir yol ineceğiz. Kötü tarafı o zaten. Olsun. Hani giriş ücreti verdik. Bir sürü yol yürüyeceğiz. Üstüne bir de denize giremezsek... Cihan'cığım sana bir şey söyleyeyim mi? Şu manzaraya bir baksana sen. Aa, ne kadar dik. Bacakları ağrıyor insanın. Sal Can ya, şu yuvarlana yuvarlana gideceksin. Baya amatör dağcılık istiyor yani bu iş. Sıkı tutuyoruz. Bu şey ama buraya bağlı. Dur tamam. Ben bir ineyim, bekle. Tamam, in aşkım. Sen nasıl indin burada? Zor. Dikey limit ya. Tabii ki Bali'nin vazgeçilmez salıncağı. Ve battı üstü. Bırak üstü. Nasıl ineceğimi düşünüyorum ben. Dur gelme, vallahi gelme. Kayıyor ha. Buralar, ama biri çekiyor beni ya, dur kız. Şu hareketler de var bende. Aaa, kumun güzelliğine bak. Ay, çok güzel. Gidelim aşkım o tarafa. İnanılmaz güzel be. Biraz çırpıntılı ama. Dikkatli ol. Aha da kaptım burayı. Ceplerine bak. Soğuk ha. Yani diğer Bali ana adasından daha soğuk. Evet. Gelin bakayım. Dur. Ay gittim ben. Dur inemiyorum, ben inemiyorum. Bir şey olmamıştır inşallah ya. Eli falan yırtıldı. Aman ne oluyor, maymunlar da birbirine girdi.
Lace veriyorum şimdi. Aha. Korkmuyor musun? Bak bir tarafına, beğenirsin. Güzel mi? İyi mi? Motoru falan çalmaz değil mi seninki? Al korkma lan. Anam ne oluyor? Eşkıya mısın oğlum sen? Gel al. Şey şu değil mi? Kokonat. O ağaçtan onu alsa kessek içebiliyor suyunu. Evet, kesebilirsen. Yerde var bir tane. Kesebilirsen hiç. Derken. Onun kesimi zor bayağı. Bir daha söyle bakayım, kesebilirsen. Otele geldik, temizlendik, duşumuzu aldık. Şimdi dışarı çıkacağız, bir yemek yiyeceğiz. Size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi buraya geldiğimizden beri şöyle bir çalgıları var, tamam mı bunlar? Birazdan çalacağım, zaten Cihan şurada çalışıyor. Cihan artık bu çalgıdan böyle bir gınalandı. Hani hepsi birbirinin aynısı, yine mi bu çalgı falan diyor. Şimdi çaktığın adamı çalgıdan çalacağım. Sen bu çalgıyı niye sevmiyorsun? Senin tepkini ölçmek istemiştim aslında ama olmadı. Ya sevmiyorum değilim. Seviyorum da her gittiğimiz yerde o kadar çok çaldı ki. Sabah, akşam, minibüste, kahvaltıda, öğle yemeğinde. Sonra baktım bunun hep aynı şey çalıyor. Bir de altına müzik ismi yazıyor falan. Ben farkı algılayamayınca dedim bu iş bana göre değil. Hadi bir çal da seni dinleyelim bir kere de. Şöyle farklı bir şey çal. Kaskınla. Şöyle biraz Tarkan'la. Senin de ötüyor bu süre. Güzel ötüyorsun. O müşteri havuzunu kurbağalara mı tahsis etmişler? Ne yapmışlar? Evet. Bizim oda şurası. Burada da kurbağa hapishanesi var. Ya burası su mu? Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Geldiğimizden beri böyledir. Aha. Yap bir daha. Bak, arada bir tanesi başlıyor. Çıban başını bulsak hiçbiri başlamayacak. Neyse bu akşam böyle. Ninnili uyuyacağız. Ali yazar, veli bozar. Seni söylemeye iyi ondan bayağı. Ben eşlik ediyor bunlara. Farkında mısın? Çalgılarına benziyor. Aa evet. Sürekli dinlemekten öğrenmişler ya bunlar. Hadi gidelim. Abi at oradan mı Hindistan cevizi var? Yeni bir Bali gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Dün gecemiz biraz sesli geçti. Buradaki bir yüzme havuzu var. O yüzme havuzunu kapatmışlar. Üstünü bambularla örtmüşler. Şöyle döneyim. İçine de kurbağa doldurmuşlar herhalde. Şu yan tarafta da bir tane işletme var. Oradan bir tanesi başlıyor. Bunlar da hepsi aynı ağızdan hoplara hoplara sabaha kadar kurbağa dinledik. Gece rüyamızda kurbağa gördük. Güzel kurbağalı bir gece geçirdik. Ama iyiydi. Zaten yorulmuştuk dün o sahile inerken bayağı bir merdiven indik biliyorsunuz. Bacaklarımız iptal şu anda ikimizin de. Hem yanık hem iptal. Bugün o plajın yaklaşık bir 2-3 kat daha derininde bulunan başka bir plaja gideceğiz. Orayı nasıl ineceğiz bilmiyorum.
Kendimizi bir anda bu güzelim manzarada bulduk. Yukarısı o kadar kalabalıktı ki çantalarımızı bir yere bırakırız dedik ama o kalabalıktan sıyrılalım derken şu yola girdik. Şimdi sahile iniyoruz. Biraz dinlenir ineriz demiştik ama bir girdik bakalım. Nereye kadar devam edeceğiz? Ver onu. İneriz be. Buraya kadar geldik. Vallahi biraz zor gibi görünüyor. Yani en azından dünden daha zor görünüyor ama şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Burada inmede sorun yok. Çıkarken bayağı bayılanlar gördüm ben. Yoldan aşağı düşenler. Hadi. Yolumuz uzundur. Hadi kaptan. Dün o sahile inmesek şimdi 10 numaralı. Evet, bacaklarımızın şuralar, şu baldır kısımlar şiş resmen, davul gibi. Şurası benim boyum kadar şu an. Ben burada nasıl ineceğim ya? İnersin aşkım. Baksana, bacağımın komplesi. Ana, çizildi her yer. Aşağı inen çok fazla görmedik şimdiye kadar. Zaten biraz cesaret istiyor. Buraya genelde şu gördüğünüz manzara için fotoğraf çektirmeye geliyorlar arkadaşlar. Şurada tepede fotoğraf noktası var. Sırayla bekliyorlar. Ya da kendiniz açık bir yer bulursanız oradan kendiniz fotoğraf çekebiliyorsunuz. Biz şimdi sahile inmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar inmiştik aslında ama dünden çok yorgun olduğumuz için bir de hamlamışız. O yüzden bayağı zorlanıyoruz. Aşağıdan gelenler siz ne yapıyorsunuz? Çantalarla inilir mi falan diyor ama oteli tutmadık. Biraz plansız oldu bugün. O yüzden kara düzenliyoruz. Likle yol yürümüş adamız ya. Koymaz bize bu çantalar. Az bir yolumuz kaldı. Yarısından biraz daha azını indik. Normal yolu indik. Şimdi daha böyle patikamsı bir yoldan devam ediyor. Buraları inmek keyifli de çıkarken ne uyuyacağız bilmiyorum. Ya biz aslında dün diğer sahile inmeseydik, bacaklarımız bu kadar şişmeseydi, evet, muhtemelen böyle zorlanmayacaktık. Ama şu anda benim şu bacağım var ya, yani bütün futbolcuları topla, Roberto, benim bir bacak etmez. Roberto Carlos. Zaten bizi burada çıkışta Endonezya milli takımını almazlarsa bak söylüyorum sana. Bu bacakları kaçırırlarsa kendileri kaybeder. Hak ettik. Niye kimse denize girmiyor Cihan? Aşkım burayı hangi manyak iner ya? İki tane Türk inmiş diyorlar. Plajda toplasam 10 kişi var. Nasıl geleceğiz böyle? Sıkıştık burada. Geçersin sen. Geçersin, geçersin. Ben geçerim de sen nasıl geçeceksin? Cık. Devam. Bir şey diyeceğim, böyle bir şey olamaz. Az kaldı. Böyle bir zorluk olamaz. Hadi. Bizi bekliyorlar. Hadi devam. Tut o zaman, gidemiyorum. Go 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 go. Ah. Hello. Adamın saçlarına beyaz düşmüş yokuş yemekten çıkmakta. Evet, son darbeleri vuruyorlar şu anda. Geldik. Yanımızda yiyecek hiçbir şey yok. Kokonat da bulduk aşağıda. O kadar mutluyum ki. Hadi. Şu halime bakın, bir de Cihan kendi halini göster. Çok kötü. Çok rahat 2-3 litre su boşalttım ama. Yarım saat yürümüş olsak sen nesin böyle? Ha, çok fena oldum. Bir saat de olmuş olabilir. İnanılmaz zor bir yolu var. Ama paha biçilmez bir keyif. Haylaz bir maymun geldi şu anda. Bizim eşyaları yaşatıyor. Bence ayakkabını al aşkım ondan. Hey! Şşşt! Kıyama lan! Lan! Saldırdı. Oğlum niye saldırıyorsun? Biz seni seviyordun. Gider misin? Cihan gözü bende hala. Geliyor vallahi. Evet. Burada böyle sahilde hırsızlık yapıyorlar bunlar anlaşılan. Elemanlar da kovalıyor bunları.
geldi Cihan'a. Ne yapıyorsunuz Cihan Bey? Kokonat yiyeceğim. Yetmedi. Ne yapacaksın? Onu nasıl kıracaksın? Aşkım bunu neyle delebiliriz? Direkt kamışı sokacak kadar delik açsak olmuyor mu? Bilmiyorum. Kapar mı? Vay kaynanan ayağınıyım. Önce bu kabuktan soyuyor, ondan sonra bir daha Hindistan cevizini kırıyor. Öyle mi? Ben inan hiç izlemedim bu süreci. Bir şey değil mi? Dur be. No good, no good. Vay. Adamın belki bıçağını mahvediyorsun. Öyle mi? Bak o farkındaysan cevize değdirmiyor. Adamın bıçağını mahvetti ya. Yok belki onu bileyler burada bir şey olmaz. No good. Ne biçim kokuyormuş be? Aha geldi vallahi. Aa denizden bize geldi. You eat this too ya? Yes. Ya yeah, eat this. Kokuyor aşkım bu. Is this smell normal? It's like it's gone. No it? No. Not good. Water no good. Not good. Bakayım çok mu kötü kokuyor? Yeah, yeah. Thank you very much. Bozuk kokuyor ya. Hani bunların kokan meyvesi var ya bir tane. Onlar o gibi kokuyor. Büyük geliyor. Büyük geliyor. Aa çekiyor. Plajın hemen arkasındaki ormancığa geldik. Çok küçük bir böyle yeşillik alan var burada. Sahildeki bütün çöpleri buraya atmışlar. Aha. Demin ambulans sesi duydu Ebru ama biri düşmemiştir inşallah. Çöpleri buraya atıp burada biriktirip sonra şurada küçük küçük yakıyorlar. Bak köşede plastikleri yakıyor abiler. Evet, yıllardır aradığımız Tarzan'ın ağaçtan ağaça ucuz yollu transfer aletini bulduk arkadaşlar burada. Bakayım sağlam mı? Bayağı sağlam. Taşır. Ya beni taşımaz da Tarzan'ı taşır kesin. Jane'i de taşıyabilir. Tarzan artı Jane'i de taşıyabilir ama beni taşımaz. O göbek neydi ya demin gördüm. Evet arkadaşlar biz bu sonu gelmez yürüyüşü sonunu getirdik şu anda. Muhtemelen ikişer kilodan 4-4,5 kilo kaybettik çıkarken. İnerken de 2 kilo kaybetmiş olsak 5-6 kiloluk bir antrenman oldu bizler için. Böyle bir şey olamaz. Bir daha yapar mısın? Yani iyi ki bilmiyormuşum nasıl olduğunu ki inmişiz. Gelirseniz eğer buraya. Çok değişikti, güzeldi ama şu anki aklım olsa yapamazdım. Yapamaz. Şöyle söyleyeyim. Yüzmeyi çok seviyorsanız, dalgalarla depişmeyi çok seviyorsanız, tehlikesiz ve sert dalgalarda dibi kum bir plaj mutlaka gelin. Yürüyüşü ama seviyorsanız, dağcılığı seviyorsanız yine gelin. Kesinlikle. Eşya almayın. Bizim yanımızda bütün eşyalarımız neredeyse var. Çünkü bugün otele henüz yerleşmediğimiz için üzerimizde taşıyoruz. Yarısını motora yükledik. Güzel terledik. Sadece su, mayo ve bir tane de havlu. Aşağı böyleyim. Başka hiçbir şey almayın yanınıza. Yoksa çıkamazsınız. Güzeldi güzel. Çok ben hayatımda ilk defa böyle terledim. İnanılmaz bir çıkış yani. Sürekli şöyle çıkıyorsun bir. Toplam 40 dakikada geldik geri bu noktaya. Bunun bir yarım saati kadar böyle dik çıkıyorsun. Tırmana tırmana. Benim yalın ayak çıkmama ne diyorsun? Çok iyiydi. Çok güzeldi. Yani ben yapamazdım. Ben de şaşırdım kendime. Niye bir şey yaptın sen? Ayağın kumlu. Ya böyle hem ayağım kumlu diye hem de böyle biraz hemen ormanın içinde böyle bir kendi triplere girdim. Hemen Amazon kadına tripleri. Aşağıda Jane esprisi yaptım. Ona mı tutuldu? Oh. Şimdi motorda kollarımı aça aça rüzgara kafa tuta tuta gideceğim. O bir tarafa kalsın. Biz bugün nerede kalacağız? Hiçbir şey yok. Otel ayarlamadık. Burası bir de öyle. Her yerin otel olduğu bir yer değil. Restoran yok. Bir şey yok. Doğru düzgün yemek bulamıyorsun. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. İstiyorsan eğer bot varsa
Direkt Bali'ye dönelim tekrardan. Bir daha burada otel parası vermeyelim. Bakalım bot var mı? Evet, yolda giderken durduk. Şöyle bir orman manzarası. İnanılmaz değil mi ya? İnanılmaz. Ya bizim bu evde saksıda beslediğimiz çiçeklerin hepsini burada ormana serpiştirmişler sanki. Bakar mısınız? Her şey var içinde ya. Her türlü türlü bin tane ağaç var. Buradan bir aslan çıkacak gibi her an. Değil mi? Aslan kaplana da çok müsait. Şu anda merkeze doğru gidiyoruz. Bir yemek yiyeceğiz. Ne kadar kaldı? Bakalım hemen. 11 kilometre kalmış. Burada 11 kilometre 25 dediğine bakmayın. En az 40 dakika falan sürüyor. Çünkü yollar çok dar. Gidiyoruz yavaş yavaş. Çok güzel. Çok güzel bence de. Görüntü de bir o kadar kötü ama neyse artık yapacak bir şey yok. Bir sonraki tatile kamerayla çıkarız. Merkeze indik. Şurada Cihan para bozduruyor. Burayı da şöyle bir göstermek istedim size. Böyle küçük tatlı bir kasaba gibi. Pazarlar kurulmuş. Meyveler satılıyor. Şurada da yine aynı şekilde vardı geldiğimiz yolda. Şimdi devam edeceğiz yolumuzu. Gideceğimiz yere 3 dakika kalmış. Cihan çok fena durumdayız. Hiç utanmadan böyle mi gideceğiz yemek yemeye? Ne oldu? Kumlar içindeyiz. Yüzümüz, gözümüz, her tarafımız. Hiç olmaz ya. Şimdi bir yer gördük. Yemeğimizi burada yiyeceğiz. Dışarıda mangal yapıldığını gördüğümüz anda biz gireriz oraya. Şöyle bir yer. Balık üzerine. Balık üzerine, hadi bakalım. Aa, büyük balık, oley! Güzel doyursa karnımıza 10 numara olacak. Bir de fiyatları iyi sevindim. Tereyağı da sürüyor vallahi. Ben bundan isterim. Sen biraz daha istemeye devam et, masa yok. Nasıl yani? Deniyor bakalım mı fiyat? Çok uygunsa, beklemeye değerse bekleriz. 50 lira, 50 lira, 70 lira. Uygun bayağı. Ayam dedikleri bu arada tavuk. Evet, 70 lira şu tavuk yemeği. 70 lira pilavlı tavuk. Uygun bayağı. Yerleşiyoruz mu adaya? Bak burada. Balıklar 80 lira. Bakar mısın abi, kocaman balık, yanında pilav, soslu, salatalık, limon, balık, pilav, pilavın üstünde bir de zımbırtılar. 80 lira. Çok uygun değil mi ya? Başka ne var? Crispy, bu da balık türü herhalde. Valla bence bekleyelim sırayı. Aha burada. 90 lira. Büyük balık. Boş masa bulduk, oturduk. Balığımızı seçecekmişiz. Evet, fişi seçiyoruz. İki şans var. Bir bu, bir bu. Birisi junky fish, birisi de monkey fish. Ben bundan isterim. Ben de bunu mu yiyeyim? Tamam. Ben de bunu isteyeyim ya. Deneyelim. Kendi evdeyiz, andes. Okay. Okay. Thank you. Yemeklerimiz geldi. Şöyle birazcık tadına bakalım derken kendimizi kaptırmış gidiyorduk ki durduk. Nasıl yemekler? Şöyle şu beyaz balık çok güzel. Evet. Şöyle bu söylediğimiz balık biraz tuhaf geldi. Tadı bir acayip, içi karanlık, acı tadı tuhaf yani. Evet. Normali bu mu dedik, bu dedi. Hatalı sipariş oldu biraz. Artık kediye köpeğe vereceğiz bunu. Bayağı acı bir balık çünkü tatsız, tuhaf. Onun dışında şunu denemedim ben. Tavuk çok güzel diyorsun. Bu dolma içi gibi. Üstüne de yumurta kırmışlar. Şu yumurta olmasa çok daha güzel olurmuş. İşte bayağı bildiğiniz dolma içi tadında. Şunu da yanlışlıkla sipariş ettik. Yanına cips söyledik ama menüdeki cipsle birlikte olan bir tavuk varmış. Onu getirdiler. İyi ki de getirmişler. Burada şunu bir kez daha hatırlatalım. Anlamasalar bile anlamış gibi davranıp ona göre hareket ediyorlar. Her yerde. Evet. Her yerde yani. Benzin istasyonunda, alışveriş merkezinde, restoranda, para bozdurmacıda, her yerde. O yüzden adamın karşı tarafın anladığına emin olun, öyle harekete geçin. Yoksa olmuyor. Fazladan sipariş geliyor. Yemek yediğimiz yerin hemen karşısındaki oteli tuttuk. Hiç halimiz yok çünkü. Odamız şu şekilde. Evet, güzel buldun. Ne kadara tuttuk burayı?
Burası 500 lira değil, 450 lira falan. Çok iyi. 450-500 lirası. İskeleye de çok yakın. Sabah hemen kalkıp erken bir tekneyle Bali'ye döneceğiz. Evet. Onun dışında klimayı çalıştıracağız şimdi, oradan soğutucu yükü. Ve duşa gireceğiz. Ben motordan eşyalar alayım. Tamam. Evet, Nusa Penida Adası'ndaki iki günümüz burada sona eriyor arkadaşlar. Biz çok eğlendik. Evet, çok eğlendik. Umarız siz de çok eğlenmişsinizdir. Evet, olur da bir gün yolunuz Bali'ye düşerse bu adaya mutlaka gelin mutlaka. Buranın. Bu güzel plajlarını mutlaka görün. Biz şimdi gidiyoruz. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Ama sizler olmaya devam ediyoruz efendim. Umarız siz de bizimle olursunuz. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz de. Abone olursanız çok seviniriz. Bu arada şu bilgiyi de verelim. 2019 yılında haberlerden hatırlıyorsunuzdur. Tam arkamızdaki yanardağ patlamıştı. Agunk yanardağı. Şimdi sizi onunla birlikte baş başa bırakıyorum. Abone olmazsanız bir daha patlar ona göre. Resmen yürüyemiyoruz ya. Bacaklar iptal. Cam kenarı bir yer olsun aşkına. Yapıştır oraya hani. Aa!